Psikolojik kökenli sorunların çözümünde hipnoz yüksek oranda başarıyla bütün dünyada kullanılıyor, evet. Evet, peki. Zayıflama ile ilgili, onu özür dilerim, onu unuttuk sanıyorum. Zayıflama da şu mesela, insanlar diyetisyenlere koşuyorlar ve bir sürü mantıklı bilimsel diyetler ediniyorlar. Fakat kendilerine verilen o diyet reçetesini uygulayamıyorlar bir türlü. 1000 defa diyet listesi alıp 1000 defa diyet listesini uygulayamıyorlar. Ve bu daha büyük bir çöküntüye yol açıyor. Daha büyük bir depresyona yol açıyor belki. Hipnozla yaptığımız zayıflama ise, elbette ki insanlara spor yaptırmıyoruz veya bir diyet önermiyoruz. Ama diyelim ki siz aşırı kilolarınızdan muzdaripsiniz. Ve birkaç yöntem denemişsiniz. Hatta denemediğiniz yöntem kalmamış. Diyelim ki bize geldiniz. Biz de size beslenme alışkanlıklarınızı değiştirme eğitimi veriyoruz hipnozla. Burada şu var. Sizin gereğinden fazla yemenize sebep olan o bilinçaltı yeme dürtülerini bulup onları aşmanızı sağlayıp beslenme alışkanlıklarınızı değiştirme yoluyla zayıflamanızı sağlıyoruz.